Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem iyi hem de kötü haberlerim var. Öncelikle uzun zamandır video atmıyordum. Bunu zaten görebiliyorsunuz. 2 ay önce attım en son ve dün attım. Şimdi en son attığım YouTube'dan para kazanmam neden devre dışı bırakıldı diye bir video attım. Birçok arkadaş soru sormuş bunun hakkında. Hemen olmayan şeyleri söyleyeyim. Para kazanmanız kapandıysa veya böyle bir mail geldiyse öncelikle sizin yapabileceğiniz pek bir şey yok. Yani beklemekten başka pek bir şey yapamazsınız. Öncelikle video atmaya devam edeceksiniz. Çünkü bu para kazanma devre dışı bırakılması şöyle bir olay. Siz mesela ilk başta 0 aboneniz var. İzlenme saatiniz de 0 diye düşünelim. Yani kanal daha yeni. Siz video atmaya başladığınızda o günde itibaren ve biraz sonra göstereceğim. Para kazanma kısmından başvuruyu onayladığınızda 1000 abone ve 4000 saat olana kadar o başvuru geçerli. Yani şöyle, siz 1000 abone yaptınız, 4000 saat yaptınız, para kazanmanız açılır. Eğer ki siz 1000 abone yapmadınız veya 4000 saati geçiremediniz, öyleyse ne olur? Siz kabul ettiğiniz o sözleşme, o şu anlık iptal olur ve siz yeni bir sözleşme yapana kadar o olay bekliyor. Yani sizin bir şeyiniz kaybolmuyor. Yani mesela benim 1000 abonem var. Benim sıfırlanmadı. Yani bu herkese aynı mı olur bilmiyorum. Bende mesela 1000 abone duruyor. Ama bende şöyle bir sıkıntı var. Benim izlenme saatim çok düştü. Yarı yarıya. Belki de düştü. Yani para kazanmanın devre dışı bırakılmadan önce böyle bir şey yoktu. Normal seri halinde yükseliyordu. Yarı yarıya düştü. Yani bu dezavantajı. Yani kötü bir haber. İyi haber, şu anlık abone sayısı düşmedi. Arada birkaç abone geliyor gidiyor. Sonra gün geçtikçe izlenme saati düşüyor. Bu devre dışı bırakıldıktan sonra yaşandı. Yani ona bağlamıyorum ama ondan önce böyle bir şey pek yaşamadım. Sabit duruyordu çünkü. Ya yükselmiyordu ama yani azalmıyordu da. Gün geçtikçe azalmaya başladı. 2 aydır o videoyu attığım günden itibaren sürekli azalmaya başladı. Yani biraz sonra göstereceğim zaten benim analizleri. Yani dün attığım bir video ama bilmiyorum böyle devam eder mi, yoksa farklı video mu çekmem gerekiyor, oyun videoları izlenmiyor mu, başka bir şeyler yapmayı düşünüyorum bundan sonra. Şu anlık birkaç stoklu olan videolarım var, onları atacağım bundan sonra gelecek olan. Şimdi size birkaç tane aklınızda bulunsun diye birkaç tane örnek vereceğim. Sizin başınıza böyle bir şey gelirse ne yapmanız gerekiyor? Ya da hani ben yeni bir kanal mı açmam gerekiyor? Bu kadar emek verdim filan. Sizin de aklınızda birkaç fikir bulunsun diye birkaç örnek vereceğim. Öncelikle eğer ki hali hazırda bir kanalınız varsa, arkadaşlar size şu an kanalımla ilgili birkaç analiz göstereceğim. Yani benim 2 aydır neler yaşadım, sizin başınıza gelirse neler yapabilirsiniz, bunlara bakacağız. Kanalınızda herhangi bir şey yapmayın. Yani video atın. Öncelikle benim gibi yapmayın, yani benim gibi tek tük video atmayın. Düzenli video atmaya çalışın. Ben bir yıldır, yaklaşık bakalım, ben bir yıldır en eskilerde, bayağıdır video çektim çünkü. Eski en eski, bak bir yıl olmuş. Bir yıl önce diyor. Ben bunu izleyemem şu an. Mesela 339 beğeni var ve yorumları da var. Bayağı giden yorumlar var. Bu aklınızda dursun. Yani niçin mesela o para kazanma ile ilgili olan şeyleri anlatacağım ya. Şimdi bir yıldır ben yaklaşık kaç 55 tane video attım. 55 videoda daha para kazanmam açılmadı. 1000 abone oldum ama para kazanmam açılmadı. Üstüne şöyle bir video ile karşılaştık. Yani bu maili ben de ilk başta dedim, hani böyle bir şey mi olur? Çünkü para kazanma tamam açılmadı biliyorum. Ama yani bu kadar hızlı olmamalıydı. Dediğim gibi biraz önce gösterdim. Şuradan hemen inelim aşağı. Bir yıl önce ilk videomu atmışım. Ben bir yılda, hani 24 ayda ben para kazanmayı açamadığım için 1000 aboneyi tamamlamış olmanız yetmiyor. 4000 saati de tamamlamanız gerekiyor. Şimdi size şuradan biraz örnek göstereyim. Şimdi bu benim 28 günde 240 kez izlendi falan yazıyor. Bu benim şu anlık
Yani çok dalgalı izlenmelerim filan. Çünkü ben sürekli video atmıyorum. Bu yüzden grafik çok dalgalı gözüküyor. Şimdi bunların düşme sebebi belli ki para kazanmadan sonra oldu ki benim video atmadığım için de olabilir. İzlenmeler çok fazla düşüyor. Benim yaşadığım şeyleri söyleyeceğim. Yani genel herkesin yaşayabileceği şeyden bahsetmeyeceğim. Benim yaşadığım izlenmeler düşüyor, takipçileriniz de düşüyor. Zaten genel olarak izlenmeler YouTube'da hani milyonluk kanalda olsanız izlenmeleriniz düşüyor. Bu hiç değişmeyen bir şey. Yıllardır YouTube'da yaşanan bir olay. Yani büyük YouTuber'lar da bu şekilde olayları yaşıyor. İzlenmeleriniz düşebilir. Benim çünkü izlenmelerim 100 ile 300 arasıydı. Şimdi 10, 50 arasında gidiyor. Yani bu olabilecek bir şey. Çünkü izlenmeler her zaman hani aynı kalmıyor. Bazen işte YouTube'un kendi bir olayı var. O düşürüyor. Robot olarak algılıyor sizin hesapları. O yüzden takipçiniz de düşebilir. İzlenmeniz de düşebilir. Sonra izlenme saatiniz de düşebilir. Kanalın 24 saatte olduğu şeyler var. 24 saatte gelen mesela 2 abone gitmiş. Nereye gitmiş acaba yani? Ne aradı da bulamadı. Ya oyun videolarını birçok insan sevmiyor. Bunu zaten çoğu kişi biliyor. Başta YouTube'da ilk başta oyun videolarıyla başlamak istiyordum ki öyle oldu. İleride daha başka şeyler yapmak istiyorum. Para kazanma açıldıktan sonra tabii ki bunları yapacağım. Mesela burada etkileşimleriniz var. Kimler kaç dakika, kaç sürede izlediği yazıyor. Ondan sonra kitle var. Kaç kişi izliyor? İşte aboneler. Benim çok dalgalı mesela. Çok dolar gibi grafiğim var. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Daha çıkamadı adam akıllı. Mesela burada abonelerden gelen izlenme süresi var. Abone olanlar, abone olmayanlar. Yani yarı yarıya bir izlenme var. Abone olmayanlar niye olmuyor mesela? Yorumlarda yazın mesela. Abone değilim. Çünkü şu yüzden. Ben bekliyorum bu yorumları. Çoğunlukla Türkiye. Altyazı yok zaten. Şimdi size para kazanma ile ilgili yere getireceğim. En büyük değişim burada oldu. Yani bu para kazanmam devre dışı bırakıldıktan sonra en büyük değişimi burada yaşadık. Size şimdi grafik göstereceğim. Yani olayı daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir şey yapacağım. Para kazanmaya girdik. Şu an güncel görüyorsunuz benim para kazanmamın niye aktif olmadığını. Başta demiştim ya 1000 abone ve 4000 saat yapmanız gerekiyor. Şimdi benim neyim var? 1000 abonem var. Doğrulamalar, işte topluluk ihlali yok. Topluluk ihlal etmediğim bir video yok zaten. Benim tek derdim, benim tek yapmam gereken ne burada şu an? 4000 saati tamamlayabilmek. Şimdi ben niye mesela para kazanmam kapatıldı? Ben niye mesela uğraşıyorum? Şöyle ki, eğer ki bir ihlal olmadıysa kanalınızda yani telif hakkı yemediyseniz ya da gördüğünüz gibi sıfır etkin topluluk kuralları ihtarı var. Mesela ihtar yemediyseniz muhtemelen 4000 saati geçtiğinizde para kazanmanız yine açılır. Hani devre dışı bırakıldı ya. Öyle bir mail aldınız. Siz yeniden başvuracaksınız YouTube'da. Ben para kazanmamı açmak istiyorum diye. Yeni bir hesap mı açıyorsunuz? Oraları daha bilmiyorum. Oralar eğer para kazanmam açıldığında yeni bir video çekeceğim. Şimdilik varsayım. Yani ben işte 4000 saat yaptın, 1000 abone yaptın, para kazanman açık değildi, devre dışı bırakıldı. Sen bunları tamamladın, yeni açılmadı. Ya bunu ben bilemem. Çünkü 4000 saati daha geçmedik. 4000 saat geçti. Ondan sonraki bir süreç olursa ben ondan sonraki süreçte ben size yeni bir video daha çekeceğim. Şu an sadece size şu an yaşadığım şeyleri söyleyeceğim. Para kazanmadan önce yani devre dışı bırakılmadan önce 582 saatlik olan izlenmem yaklaşık 800'lerde filandı. Şaka yapmıyorum yani 800'lerde filandı. Sonra
O mailden sonra sürekli düşmeye başladı. Sürekli aşağı inmeye başladı. Ben video atıyordum ama yine de düşüyordu. Bu hani para kazanma devre dışı bırakıldıktan sonra yaşadığım bir olay. Yani gerçek bir olay. Sizde de olabilir. Yani benim mesela sıfıra kadar inebilir, bilmiyorum. Emin değilim. Eğer video atmamış olsaydım dün, en son dün durdu çünkü. Dünden önce sürekli her gün düşüyordu. Video atmaya başladığımda duruyor. Eğer atmazsanız geri geri düşmeye başlıyor. Yani bu sıfıra kadar inebilir. Ya muhtemelen abonede böyle olmuyor. Ama abonelerim de kendileri çıkıyorlar ve otomatik YouTube'un algoritması düşürüyor. Yani para kazanmam devre dışı değilken hiçbir şey yaşanmıyordu. Sıfırdı yani. Ne yükseliyordum ne düşüyordum. Arada izlenmeler oluyordu. O bazen yükseltiyordu ama hiç düşme yaşanmadı. Bu yüzden yapmanız gereken şu var. Birincisi, böyle bir mail geldiğinde kanalı terk edip gitmeyin. Siz yine video atın, yine bir şeyler paylaşın. Yani hiç yoktan hani 10 dakikayı geçiremiyorsanız bile 5 dakika, işte 4 dakika hani atabildiğiniz short, bilmiyorum shortun nasıl çalıştığını daha hiç kullanmadım. Eğer ki hani böyle bir şey yaşadıysanız benim gibi bırakmayın. Ben 4000 saat olduğumda size zaten bir video çekeceğim. Ayrıyeten 4000 saat oldum işte, bu videonun devamı olarak güzel bir video daha çekerim. Bu video izlenirse, 4000 saati de geçmiş olursak tabi desteklemeniz lazım. Videoları izlemeniz lazım. Sonuna kadar izlemeniz lazım ki 4000 saatin fullenip size yeni bir video çekene kadar. O yüzden videoları sonuna kadar izleyin. Yani başını izleyip sonunu izleyip bırakmayın. Çünkü burada güzel bir şeyler anlatıyorum. Size soru sorduğunuzda, ben size cevapladığımda güzel bir video çıkacak. Eğer ki sizde böyle bir şey yaşadıysanız, ya da bilmiyorum yaşayabilirsiniz ileride. Kanalınız varsa ve uzun zamandır açılmadıysa para kazanma, yorumlara yazın. Arkadaşlar, dediğim gibi yorumlarda video fikri yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu olayla ilgili herhangi bir şey yaşadıysanız bana mail atabilirsiniz veya yorumlarda da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.